Değerli izleyicilerimiz sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Peygamberimizin izinde bu akşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ve vefatı sürecini konuşacağız. Ee, hicretin 11. yılı gelişmeleri çerçevesinde geçen programda hicretin 10. yılı gelişmelerini anlatmıştık. Veda haccını Allah Resulü'nün veda haccındaki e, uygulamalarını veda hutbelerini el almaya çalışmıştık. Değerli arkadaşlarım Profesör Doktor Casım Avcı ve Mahmut Kelpetin ile birlikte Peygamberimizin izinde Allah Resulü'nün hayatının e, önemli bir dönemini Müslümanlar açısından, İslam medeniyeti açısından önemli bir dönemini konuşmaya çalışacağız. Mahmut Hocam veda hocam. hutbelerini konuşurken muhtevası itibariyle İslam medeniyetinin, merkezinde oturan tevhidi tevhidin uygulamalarını bize anlatan bir konuşma olduğunu açık açık tane tane Allah Resulü'nün o beli diliyle e, zihinlere döküldüğünü geçen hafta konuştuk. Belki veda hutbelerini hutbelerinden konuşmadığımız bazı e, kısımlar veya hatırla, hatırlayamadığımız daha sonra keşke bunu da söyleseydik diyebileceğimiz hususlar ...olabilir düşüncesiyle buradan başlayalım istiyorum. Allah Resulü Mekke'de haccı tamamladı. Ee, orada Müslümanlara bir takım vasiyetlerde bulundu. Emir ve Nehi ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. İslam ahlakının önemli yönlerini hatırlattı. Ee, davranış kazanmalarını sağlayacak yönlendirmeler yaptı Müslümanlar açısından. Evet hocam hayırlı yayınlar olsun. E, veda haccı üzerinden, e, veda hutbeleri üzerinden, veda haccını ve veda hutbelerini... E, ...geçen programın e, sonunda tabi değerlendirdik ama... E, ...esasında ne kadar konuşsak e, o kadar az. E, çünkü e, sizin de ifade ettiğiniz üzere Allah Resulü'nün e, gerçekten o eşsiz usul ve üslubunu konuşmalarda görebiliyoruz. E, bu aynı zamanda bir veda niteliği taşıdığı için... Yani geriye dönüp tekrar baktığımızda buradan sadece o döneme ait bir mesajı değil, günümüze ait önemli mesajları da görmemiz açısından kıymetli ve değerli. O sebeple belki veda hutbelerinin muhtevasına değil de belki de burada öne çıkan temel hususlar neler veya bu hutbelerde bugüne yönelik mesajlar neler var diye belki bunlara ilişkin bazı hususlara işaret etmek programın başında en azından faydalı olur diye düşünüyorum. <laughs> Tabii bir vedaydı. E, ayet de zaten onu söylüyordu. Yani elyem kemaltu lekum dinukum ve etmem ni'meti ayeti. yani bu anlamda baktığımız zaman aslında e, peygamber Efendimize e, açık bir şekilde risaletin tamamlandığını e, söylemiş oluyordu. Şimdi burada tabii e, Allah Resulü'nün sözlerini dikkatli bir şekilde incelediğimizde sözlerin de bir veda niteliğini taşıdığını görebiliyoruz. Burada tabii o veda esasında sadece Allah Resulü'nün huzurunda bulunan işte sayıları 100 bin ve üzerinde olan yani ortalama 100 bin civarında Müslümana yönelik bir veda değildi. Veya hitap sadece oradaki bir grup Müslümana değildi. Onların şahsında o toplantıya, o hacca iştirak edemeyen ve günümüze kadar olan bir anlamda nasıl diyelim çok kıymetli bir veda niteliğini taşıyordu. Dolayısıyla orada konuşulanları biraz da bu gözle incelememiz bu açıdan kıymetli ve değerli olacaktır. Çünkü Allah Resulü'nün mesajını, biz bunu gündelik hayatı içerisinde de yani şöyle okumamız gerekiyor. Elbette Allah Resulünün belli aralıklarla Müslümanlara vermiş olduğu mesajlar var ama Allah Resulü mesajlarını sadece belli aralıklarla vermiyordu. Bazen duruşuyla bu mesajını veriyordu, bazen bir olaya göstermiş olduğu tepkiyle veriyordu. Bazen bir soruya cevap şeklinde veriyordu. Yani bu bakımdan bizim Allah Resulü'nü tanımamıza da katkı sağlayacak örnek bir uygulamaydı. Yani biz burada sadece Allah Resulü'nün haccı nasıl yaptı, bunun örneğini en güzel kendi hayatında tatbik etti şeklinde değil, orada söylediklerinin Müslümanların hayatına siz tevhide işaret ettiniz. Yine veda haccında bizim sıklıkla dile getirdiğimiz mesela asabiyet vurgusu var. Yani Allah Resulü'nün hayatı boyunca mücadele ettiği Arap toplumunu dikkatli bir şekilde incelediğimizde, bütün temellerinin asabiyet üzerine yani bir ırkın, bir grubun, bir kabilenin üstünlüğü üzerine toplanmış olan bu grubun hayata bakış açısını toptan değiştirmeye çalıştığını görüyoruz. bu anlamda o veda niteliğini taşıyan konuşmada da Allah Resulü'nün uzunca bunlara işaret ettiğini görüyoruz. Siyahın beyaza, beyazın işte bir başka ırka falanca. Kimsenin filan yani bunların e, örneklerini çoğaltabiliriz. Şimdi dolayısıyla Allah Resulü'nün bu anlamda çok net mesajlarını burada vermiş olması. Kullandığı ifade ve üslup da gerçekten önemli hocam. Yani e, çok uzun cümleler kullanmamış mesela. Yani e, bugün belki şunu düşünebiliriz. Ya Allah Resulü 100 bin kişiye nasıl hitap etti? Yani işte bir stadyum değil, bir toplantı alanı değil. Burada kullandığı soru-cevap tarzı da aslında bu sorunun cevabını kısmen veriyor. Yani Allah Resulü bazı şeyleri kısa bir şekilde, belli bir şekilde söylüyor. O toplantıda bulunanlar da duymayanlara bunu sistemli bir şekilde iletmiş oluyorlar. Dolayısıyla tabii sadece orada değil. Yani dönüş yolculuğunda da pek çok kimse Allah Resulünü görebiliyor, onun konuşmalarından haberdar olabiliyor. Aynı sözlerin defalarca tekrar edildiğini görüyoruz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün konuşmasında da özellikle soru cevap ve bu tür kısa e, sözlere kısa e, cümlelerle derdini anlatması, meramı anlatacak, çabuk ezberlenebilecek, evet. başkalarına aktarılabilecek ifadelerle. Evet. Sıklıkla konuşuyor. da hocam, sıklıkla da şu vurgu önemli. Ben size bunu tebliğ ettim. İşittiniz mi? Yani onları şahit de tutuyor evet, ama şah o şehadet hem Allah katında bir şehadeti ifade ediyor hem de şahitlerin dikkatini çekmeye yönelik bir boyutu da var. Bir taraftan da hocam bence sorumluluk da yüklüyor. Evet. Yani e, hani bu, bu açıdan da baktığımız zaman gerçekten kullanılan e, dil, e, kullanılan ifade, muhataplarını dikkate alma. E yine baktığımız zaman hutbeleri incelediğimizde can ve mal dokunulmazlığına yönelik vurgu vurgu, eşler arasında, kadınlara yönelik hatırlayalım hocam. Yani cahiliye dönemine kadar yani peygamberimizin geldiği Allah Resulü'nün dini davet ettiği döneme kadar birkaç istisnası elbette olabilir ama yani kadına bakış açısının nasıl olduğu bir topluluğu biliyoruz. Yani daha geçmiş dönemden Mekke toplumuna kadar. Allah Resulü'nün veda haçında da buna sıklıkla vurgu yapmış olması, eşlere aralarındaki muhabbete ve birbirlerinin hak ve hukukuna yönelik vurgu yapmış olması da yine bugün için bizim özellikle Peygamber Peygamber bizim için ne ifade eder? Peygamberimizi biz nasıl örnek alalım? Peygamber bize ne söyler? Çağ'a ne söyler? Mesajın esasında tam da karşılığını biz orada e, görüyoruz. Yani görmek isteyen için esasında baktığınız zaman sayısız mesajlar var. Yani hani ayet e, Ahzab 21'de diyor ya hocam, üsve-i hasene dediğimiz hiç şüphe yok ki Allah Resulü'nde sizin için güzel örneklikler vardır. Yani örneklik işte buyurun hayat Hazreti Peygamber'in hayatı sadece yani biz onun namaz kılmasına bakmıyoruz. Sadece oruç tutmasına bakmıyoruz. Sadece ibadetler üzerinden Allah Resulü'nü okumuyoruz. Bu dinin temsilcisi, bu dinin e, uygulayıcısı. Yine baktığımız zaman Müslümanların kardeşliğine vurgu yapıyor. Müslümanların birbirine düşmemesine, birbiriyle mücadele etmemesine, e, emanet vurgusu yapıyor, emanetlerin sahiplerine iade edilmesine, hak ve hukuka ısrarla vurgu yapmış oluyor. Belki de e, en önemli şeylerden birisi, Allah'ın kitabına atıfta bulunuyor ve kendi uygulamalarını da bu anlamda delil olarak sunmuş oluyor. Bir açıdan baktığımız zaman o toplantıya şahitlik edenlere bunu miras olarak onların aracılığıyla da günümüze kadar o miras bize gelmiş oluyor. Özetle söyleyecek olduğumuzda Allah Resulünün bu vedasını sadece oradaki toplananlar üzerinden değil, bütün ümmete yönelik e eşsiz bir mesaj olarak zaman zaman şu yapılabiliyor belki ona da değil, kısaca belki birkaç cümleyle söyleyebiliriz. Efendim Allah Resulü'nün söylediği insan hakları beyannamesi yani bir şeyle sınırlandırmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu bugün böyledir yarın bu değişebilir. E, burada biz bunu e, Allah Resulü'nün vermiş olduğu mesajı e, anlatmaya anlatmak istediğini. Çünkü Biliyoruz ki Allah Resulü anlatmak istediğini ima ile anlatmazdı. Açık açık muhatabına net bir şekilde bunu söylerdi. E, aması şusu busu yoktu. E, tavrını net bir şekilde ortaya koyardı ve e, yasaklamayı veya e, hoşuna gitmeyen bir davranış varsa en yakını da olsa bunu söylemekten imtina etmezdi, geri durmazdı. Bununla ilgili her programda en az 3-5 defa örnek sunduk. E, bugün yine belki çeşitli vesilelerle bunları yine anlatabiliriz. E, yani eğer örnek alacaksak, eğer bunların e, neler olduğunu göreceksek esasında bu uygulamalara baktığımızda bunları net bir şekilde e, görür ve gözlemleriz diye düşünüyorum. Allah Resulü'nün e tebliğinde mesajında netlik var. Diğer taraftan bir bir yönüyle o toplumun sorunlarını çözerken, onlar üzerinden sonradan gelecek olan nesillerin sorunlarını da çözen bir boyutu var. Mesela faizle ilgili yaklaşımı bir yönüyle Hazreti Abbas'ın faizine atıf yapıp o günkü güncel bir meseleyi hem de yakın en, yakınından, en başlayarak. yakınından birisi üzerinden kaldırırken, toplumun e, gündemine bir sorun olarak getirirken, aynı zamanda gelecekte gele yaşayacak olan insanlara da bir e, bu yönüyle bir mihmandarlık yapıyor. Ahlaki ilkeler de böyle. Bu sebeple bir uluslararası belgenin çok ötesinde, belki bazı maddeleri zaman içerisinde değiştirilmesi icap eden bir anayasadan veya bir kanun metninden çok farklı bir boyutu olduğunu söylemek gerekir. Ancak Allah Resulü'nün bu mesajının veya tebliğ ettiği vahyin yorumlanması sürecinde insanların arasında bazı görüş farklılıkları ortaya çıkmış zamanla bir kısmı siyasi sebeplere istinad eden, bir kısmı kültürel sebeplere, belki insanların anlama kapasitelerine dayanan farklılıklar ortaya çıkmış. İşaret ettiğiniz Maide suresinin başındaki ayeti kerimede Elyum elyuma ekmetu dinakum ve etmem ve etmem aleykum nimeti ve raditu İslam dinen ayeti kerimesi ni Allah Resulü Allah Resulü'nün aslında görevini ifa noktasında bir bir bakıma bir zirve noktayı işaret ediyor. Fakat İslam kültürü içerisinde bunun e, daha çok sonraki dönem siyasi hadiselerine atıf yapan, işaret eden, mesela Hazreti Ali'nin velayeti ile dinin e, tamamlanması e, noktasının işaret edildiği bir yorum da söz konusu. E, nitekim Allah Resulü'nün dönüş yolunda Qadilukum'da e, yaptığı bir sohbet de Hazreti Ali'nin velayetiyle ilişkili olarak e, gündeme getirilmiştir. Aslında tamamen o günkü sorunları çözmeye, evet. Allah Resulü'nün konumunu e, belirtmeye, vurgulamaya yönelik olan bir konuşma, konuşma metni, iç, e, konuşmanın bütünlüğü içerisinde anlaşıldığında o gün e, Hazreti Ali ile bazı e, kendisine, kendisinin emrindeki bazı askerler arasında çıkan bir soruna ilişkin e, problemi Allah Resulü'nün nebevi bir yaklaşımla çözümüne e, dair rivayetler daha sonra siyasi anlamda yorumlanmış. Men kuntu mevlehu fa'aliyum mevle hadisine e, vurgu yapmak için söylüyorum. Allah Resulü Mekke'den bütün aslında daha sonra oluşturulan gündemin dışında tebliğ görevini ifa ederken vurguladığı önemli konular, biraz önce bazı ana başlıklarla işaret ettiğiniz hem o toplumu Oluşturan ve dönüştüren hem de daha sonraki dönemde gelecek olan nesilleri e, oluşturacak olan onlara mihmandarlık yapacak olan ilkeleri e, belirtiyor idi. Dönüş yolunda Allah Resulü vazifesini ifa ettikten sonra Medine'ye döndü. Bu Medine'ye e, döndükten sonraki süreci Zilhicce ayının e, sonlarına doğru Medine'ye ulaştı. Evet. Çünkü hac Zilhicaj'ın ortalarında, ortalarında bitti. bitti. Bitti ve Zilhicay ayının sonlarına doğru Medine'ye ulaştı. Casım Hocama dönmek istiyorum. Casım Hocam. İyi akşamlar hocam. Hayırlı İyi akşamlar günler. hocam. Veda Haccını e, bitirdik. Allah Resulü Medine'ye döndü. Medine'de hem bir takım siyasi gelişmeler hem askeri gelişmeler Allah Resulü'nü bekliyordu. Bununla ilgili aldığı kararlardan birisi Üsame bin Zeyd'in Allah Resulü'nün sevdiği insanlardan birisi. Cahiliye döneminde evlat olarak ilan ettiği, evlatlık olarak ilan ettiği Zeyd bin Harise'nin oğlu. Onu Bizans topraklarına yönelik Bizans'ın hakimiyeti altında olan topraklara yönelik bir askeri sefere gönderiyor. İlk faaliyetlerinden birisi e, bu idi. Safer ayında gerçekleşiyor. Hazreti Peygamberin dönüş yolundan başlarsak e, Üsame ordusunun gönderilmesi sürecini de sorayım. Hem Müslümanlar açısından e, konuşulan bir boyutu var. O günkü toplum açısından. Hem de seferin e, sebep ve sonuçları açısından konuşulması gerekir. Evet hocam öncelikle size, Mahmut hocama ve değerli izleyicilerimize e, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar niyaz ediyorum. E, bugün e, 16 Aralık e, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü. 1991 yılında e, Türk Cumhuriyetleri biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra e, bağımsızlığına kavuştular. E, bu vesileyle e, Kazakistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü de e, kutluyorum. Aynı zamanda tabii e, bu 30. yıl dönümü e, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Kazakistan'daki Türkistan şehrinde bulunan ki Türkistan şehri aynı zamanda Eyalet oldu şimdi ve aynı zamanda Türk Dünyasının ruhani başkenti oldu. Dolayısıyla e, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan ve 30 yıldır faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin de işte 30. yıl dönümü bu vesileyle e, Kazakistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü e, kutlamak istiyorum sizin şahsınızda. Ve sizin e, yayınınız aracılığıyla. Çünkü biliyorsunuz bizim e, izlenme alanımız çok geniş. İşte bir de kim ben e, Türkistan'dan bağlanıyorum ve sizinle e, burada konuşmuş oluyoruz. Aynı zamanda selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bilmukabeli olsun. Bil Şimdi e, geçen e, haftaki programımızda ve Davut Besim'den bahsettik ve bugün de e, Mahmut Hocamız tamamlayıcı mahiyette şeyler söyledi iki üç cümle söylemek gerekirse hocam, hani geçen hafta da hatırlatmıştım. Müstakil bir sempozyum düzenlendi ve o bile yeterli olmadı. Hatırlarsanız, o gün mesela bir hocamız veda hutbesindeki ahlaki ilkeler üzerinde müstakil bir başlık sundu. Yani sadece veda ahlaki esaslar nelerdir? İşte emanete hıyanetlik etmemek gibi e, diğer hususlar, kardeşlik gibi hususlar riz zikretti. Bir başka hocamız, veda hutbesinin e, aile hayatına getirdiği veda hutbesinde Peygamber Efendimiz'in aile hayatıyla ilgili söylediği sözlerle ilgili sırf bir tebliğ sundu. Yani e, kadın erkek haklarına işaret eden aile içinde birliğe beraberliğe, karşılıklı olarak saygıya, sevgiye işaret eden e, ilkeleri belirtti. Bir başka hocamız hukuki ilkeler, yani veda hutbesindeki hukuki ilkeler, kan davalarıdır, diyettir, e, kısastır e, şeklindeki hususlara işaret etti. Bir başka hocamız veda hutbesindeki iktisatla ilgili ilkeleri belirtti. Bir başka hocamız işte nesi üzerinde durdu. Veda hutbesinde hani cahiliye dönemi adetlerinden yasaklanan ve devam eden şeyler. Hani biliyorsunuz e, sikaye ve Sidane değil mi hocam? sikaye ve Sidane dışındaki e, Kabe ve Hac hizmetleriyle ilgili görevleri mesela Peygamber Efendimiz yasakladı. Artık bunlarla gerek yoktur dediği Bir kız işte sizin işaret ettiğiniz nesi olayını kaldırdı. Siz işte cahiliye dönemindeki hacı sundunuz değil mi hocam? Evet. hocam. İslam dönemiyle karşılaştırdınız. Yani şunu demek istiyorum. Herhalde iki gün yanlış hatırlamıyorsam devam eden bir sempozyumda 20-30 dakika bu başlıklar anlatıldı. Yani biz elimizde iki sayfa tutan, yaklaşık olarak iki sayfa tutan bir veda hutbeleri bir araya getirildiği zaman böyle bir şeyden bahsediyoruz. Fakat Bunların her birisinin her birisinin ayrı ayrı ele alındığı zaman ne kadar önemli vurgular yaptığını hem o günkü Müslümanlar için hem daha sonraki Müslümanlar için günümüze kadar hem de kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar için şimdi vurgulayarak söylüyorum hocam sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için hem o günkü insanlık için hem de kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlık için İslam'ın evrenselliğini gösteren temel ilkeleri vurgulamıştır. Ee, dikkatimizi çeker hatırlarsanız hatta veda hutbesini okurken bazen ey müminler diye ifadeler görürüz. Bazen ey nas diye ifadeler görürüz. Yani Peygamberimiz hem müminlere hitap ediyor hem de bütün insanlığa hitap ediyor. Çünkü o bir peygamberdir ve Allah'ın emirlerini, yasaklarını, inanç ve ibadet esaslarını insanlığa tebliğ etmek üzere gelmiştir. Bizim ihmal ettiğimiz bir noktayı bu vesileyle söylemek istiyorum. Yani şu manada Veda Hutbesi denirken işte insan hakları vurgusu yapılır. Bu doğrudur. Ancak eksiktir. Çünkü Veda Hutbesi aynı zamanda kul haklarını vurgular. Kulun sorumluluklarını vurgular. Yani sadece Müslümanların birbirine karşı ahlaki, ekonomik, sosyal, ailevi münasebetlerini değil, aynı zamanda Müslümanların, insanların yaratıcıya karşı, Allah'a karşı görevlerini vurgular. Bu bakımdandır ki ve insanların birbirine karşı olan kul haklarına saygı duymalarını hepimizin üstünde Allah'ın varlığını, birliğini ve O'nun bizi gözettiğini, her daim O'nun gözetimi altında olduğumuzu ve ahirette de hesaba çekileceğimizi vurgular. Onun içindir ki işte biz bundan sonra şeyi anlayabiliriz. Aile içi ilişkilerde mesela hanımlarınıza karşı haklarınızı gözetiniz diyor. Şimdi birçok bugün bir de görüyorsunuz hem medyaya yansıyan olaylarda görüyorsunuz dört duvar arasında bir sürü olaylar oluyor. Biz diyoruz ki işte aile işidir, karışamayız diyoruz. Ama unutuyoruz. Allah'ın Allah'ın gördüğü, bildiği hususlar var ve o dört duvar arası dediğiniz şeyler Allah'ın bilgisinin, Allah'ın gördüğünün, bildiğinin e, noktasını unutmamanız dolayısıyla hani bazen diyorlar ya çıkar kamera kayıtlarını. Hani anlaşmazlık oluyor işte belge getir, kamera getir. Hani bu borç borçlanmada da oluyor. Yani gündelik hayatta da oluyor. Adam borç almış, borç vermiş, ispatla diyor. Şimdi varsayalım ki notere gidilmedi. Tabii gidilmesi gerekir, kayıt altına alınması gerekir ama bir de kul hakkı var. Helal lokma dediğimiz bir şey var. Aile içinde de kadınla erkeğin birbirine karşı hakları var. Anne babanın çocuğuna karşı, çocukların anne babasına karşı Hakları var. Kadın feryat ediyor, beni dövdü diyor. Adam diyor elim hiçbir şey yapmadım diyor. Yani olabilir mi? Allah karşısında herkesin sorumluluğu var ve Peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız hanımlarına karşı ailesine karşı en iyi bir şekilde donanımınızdır diye buyuruyor. Yani biz Allah'a kulluğu, Allah'a karşı sorumluluğumuzu veda hutbesi sayesinde idrak etmeden Diğer kısımları da anlayamayız. İster emanete riayet olsun, ister kan davaları olsun, ister faiz olsun, ister diğer konular olsun, isterseniz asabiyet olsun. Bütün bunların üstünde Allah'ın evrensel ilkelerinin olduğunu ve bizim Allah'a karşı sorumluluğumuzun olduğunu ve kulluk görevlerimizi yerine getirmemiz gerektiğini e, dikkate almalıyız. Bu noktaları ihmal ettiğimiz takdirde, işte insan hakları çiğnendiği zaman diyoruz gücü yeten yetene bugün de insan hakları çiğneniyor. Ama insanlar müdahale edebiliyor mu? Devletler müdahale edebiliyor mu? Veya ne kadar müdahale edebiliyor? Onun içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özelliği bunları sadece dilde söyleyip işte güzel şeyler söyledi değil. Aynı zamanda bunları fiilen kendi sağlığında hayata geçirmiş olmasıdır. İşte diyor ki ben faizi kaldırdım, akrabasından başlıyor. Kan davalarını kaldırdım, akrabasından başlıyor. İşte bu noktaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, sizin sorunuzu kısa bir şekilde hocam cevaplayayım. Bunlar ve Davut tabii çok önemli olduğu için bunları zikretmeden geçmemizin e, belki bir kısmı tekrar olduğunu da biliyorum. Dinleyicilerimizin de müsamahasına, sizin de müsamahanıza sığınıyorum ama e, bu noktaların... E, en azından bu program vesilesiyle e, belirtilmesi e, gerekir diye düşündüm. Ağzınıza sağlık. Peygamber Tabii kulluk kulluk vurgusu hakikaten çok önemli. Sadece sadece beşerin beşerle münasebeti değil, aynı zamanda beşerin yaratıcısıyla münase münasebetini de ifade eden, e, burada yapılan haksızlıkların, zulümlerin burada kalmayacağına dair inanca kuvvetli vurgu var ki bu çok önemli. Herhalde Allah Resulü'nün mesajının insanlık açısından farklı olan önemli bir boyutu da budur. Getirdiği mesajın Hocam, önemli bir boyutu da budur. Bugün dünyada yani... birçok haksızlıklar, zulümler yapılıyor. Kanunlar olmasına rağmen, uluslararası antlaşmalar olmasına rağmen insanlar pervasızca davranabiliyor. Bunları çiğneyebiliyor ama nihayetinde bütün yapılanların bir de e, Allah katında hesaba hesabının verileceği e, hususu var ki İslam bunu her zaman iki boyutlu hem dünyaya bakan tarafıyla insanın insanla ilişkisi boyutuyla hem de insanın Allahla ilişkisi boyutuyla e, hatırlatıyor ki bu vurgunuz önemliydi teşekkür ederim hocam e, ben de çok teşekkür ediyorum İşin doğrusu biraz içimde e, acaba hani hocamızın sorusuna doğrudan girmeden bu konulara girmem ee, seyircilerimizin ve nezdinizde bir şey doğurur mu diye düşünüyordum ama siz bu vurguyu ve e, takviyeyi ve teyidi yapınca e, çok teşekkür ederim. E, sağ olun. Usame e, bin Usame ordusunun gönderilmesiyle ilgili de hocam şunları söylemek isterim. Ee, hocam isterseniz ha, veda ile ilgili kısa bir veteremiz var. Onu da e, alalım. Ondan sonra Tabii hocam. Ee, Memnuniyetle hocam, tabii devam ki. edelim inşallah. İsmi ordusundan. Sultan. Tabii ki hocam. Evet, e, kısa bir kısa bir veteramız olacak veda hutbesiyle ilgili. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında 9 Zilhicce cuma günü Zeval'den sonra Kasva adlı devesi üzerinde Arafat vadisinin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa şöyle hitap etti. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir. Eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da Öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Asabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Asabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Asabım, dikkat ediniz. Cahiliye'den kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İlyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar, muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunuzu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır.'' Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz.'' Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Ademse topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. ...azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse... ...sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse... ...onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine... ...oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol Ya Rab, şahit ol Ya Rab, şahit ol Ya Rab. Değerli izleyicilerimiz, biz de Allah Resulü'nün mesajı ilettiğine, Allah'ın insanlara ışık olacak, onları kıyamete kadar hidayete erdirecek olan mesajı ilettiğine şehadet ederek, biraz önceki konuşmalarımızın zeminini oluşturan veda hutbesini birlikte bir kez daha dinledik. Ee, Casım Hocam'a e, sorduğum soruların sorulardan birisi, Üsame Ordusu idi. ...Hüsame ordusunun gönderilmesi süreciydi. Buradan devam edelim. Casım Hocam buyurun. Evet hocam, e, işin doğrusu bu veda hutbesini dinlerken... ...her bir cümlenin, her bir ilkenin günümüz açısından ne kadar önem taşıdığını bir kez daha e, görmüş oldum. Arkadaşlara da teşekkür ediyorum bu vetereyi hazırlamış oldukları için... Hakikaten çok yerinde, çok isabetli oldu. Bugün işte günümüzdeki sosyal problemlere baktığımız zaman içkisi, kumarı, ondan sonra e, kan davaları, aile içi işkenceler, cinnetler, faiz. cinayetler, faiz, uskan yani ekonomik alandaki dolandırıcılık yani televizyonlarda hocam biliyorsunuz e, gündüz kuşağı programlarında saatlerce ya dolandırıcılık konuşuluyor, ya cinayetler konuşuluyor veya aile içi aldatmalar konuşuluyor, saatleri alıyor bunlar. Ee, tabii bunlar üzerinde ayrıca durmak lazım. Yani bunların hakikaten bir kısmı şuyu vukuundan beter. Bazı olaylar var ki burada tabii telaffuz edemiyoruz. Aile içi gayrimeşru şeyleri söyleyemiyoruz ama hakikaten her bir cümle oradaki cümleler, günümüzdeki olaylara da baktığınız zaman ne kadar önemli olduğunu oradan anlıyoruz. Veyahut da insanların geldikleri yani işte etnik kökenine göre veyahut da sosyal, sosyal statüsüne göre biraz bazen küçümsendiği, bazen yanlış değerlendirildiği, bunun gibi yani insanın kendi elinde olan, kendi iradesinde olan hususlarla değil de e, bir takım işte babasından dolayı çocuğun e, küçümsendiği, çocuğundan dolayı babanın ayıplandığı meseleler veya işte bir akrabasından dolayı insanların irtibatlı irtibatlandırıldığı yani bugün belki de e, aile ilişkilerinde e, neredeyse çok az tanıdığınız bir akrabanızın e, bir kötülüğünden dolayı e, sizin itham altında bırakıldığınız yani şöyle akrabasından birisinin bir kötü fiilinden dolayı insan ne kadar doğru ve dürüst olursa olsun itham altında bırakıldığı durumlar olabiliyor. Dediğim gibi özellikle günümüzde çok problem olmaya başladı. Yani ee, cinnet ve cinayet, cinnetle cinayet bağlantısının kurulmuş olması e, bunun gibi olaylar, sosyal olaylara baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in hem gündelik hayattaki uygulamaları hem de veda hutbesindeki vurgularının hem Müslümanlar için hem de bütün insanlık için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hocam ben e, 1993-94 yılında bir yılına İngiltere'de bulunmuştum. Yani şimdi aklıma geldi. Oradaki konulardan hocam bir tanesi şuydu. E, işte anne babası bilinmeyen çocuklar gayrimeşru ilişkiler. Çocuk annenin yanında kalmış veya babanın yanında kalmış, aile dağılmış. Şimdi bakıyorum yıllar sonra Türkiye'de de bu tür problemler olmuş. İşte o bizim gayrimeşru dediğimiz ilişkiler ki orada zina yasaklanmıştır diyor. Bu tür olayların olmamasının sosyal hayatta ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Olmasının da ne kadar kötü sonuçları olduğunu görüyoruz. Yine aile içi saygı, sevginin kaybolmasının olumsuz neticelerini görüyoruz. Bu bakımdandır ki e, tekrar teşekkür ediyorum bu veda hutbesini arkadaşlar veteri olarak verdikleri için. Şimdi hocam, Usame bin Zeyd, siz de belirttiniz, Zeyd bin Harise'nin oğlu. Zeyd bin Harise esasen hır bir ailenin çocuğu olduğu halde annesiyle bir ziyarete giderken yakalanmış, ködeleştirilmiş, en son köle olarak Mekke'ye getirilmiş. Ee, Hazreti Hatice'nin yeğeni onu satın almıştı ve Hazreti Hatice'ye hediye etmişti. Hazreti Hatice de Peygamber Efendimiz'e hediye etmişti. Peygamber Efendimiz de Zeyd bin Harise'yi e, kendi evlatlı olarak, tabi o zaman cahiliye döneminde evlat daha doğrusu yasaklanmadan önce, evlatlık yasaklanmadan önce Peygamber Efendimiz onu evlatlık olarak almıştı ve Zeyd bin Harise uzun süre eee Zeyd bin Muhammed diye bilindi. Peygamberimizin oğlu olarak çağrıldı. Daha sonra Asap suresi nazil olunca ondan sonra artık Zeyd bin Harise babasının gerçek adıyla çağrıldı. Yine tabii ki Peygamber Efendimizin ona ilgisi, sevgisi yine devam etti. Çünkü o Peygamber Efendimiz onu azat ettiği halde hatta ailesi onu bulduğu halde ve geri götürmek istediği halde o Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etmişti. Çünkü Peygamber Efendimizin yanında köle olarak değil, köleliği döneminde de bir insan olarak muamele görmüştü. Daha sonra Peygamber Efendimiz de işte Medine'ye hicret etmiş. Hani Peygamber Efendimiz hicret ettikten sonra hicret etmiş. Ondan sonra Peygamber Efendimizin yanında bulunmuştu ve şimdi geleceğimiz konu hocam. Bunun oğlu Usame bin Zeyd hangi olay için kumandan tayin edildi? Mute bölgesine gönderildi. Suriye bölgesine Peygamber Efendimiz Veda Haccından döndükten sonra 3000 kişilik bir ordu hazırladı ve bunun başına da Usame bin Zeyd'i getirdi. Zeyd bin Harisen'in oğlu. Niçin getirdi bunu? Çünkü birkaç yıl önce Hicret'in 8. yılında Miladi 629 yılında Muhte Savaşı meydana gelmişti. Malumunuz konuşmuştuk. Muhte Savaşı'nın sebebi Peygamber Efendimizin Busra valisine gönderdiği elçinin Haris bin Umeyr el-Ezdi'nin Gasani emiri Şurahbil bin Amr tarafından öldürülmesidir. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz yine 3000 kişilik bir orduyu hazırlamış. Onun başına da Zeyd bin Halise'yi getirmiş. Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alsın. Cafer şehit olursa Abdullah bin Revaha alsın. O da şehit olursa içinizden birini kumandan seçin demiş idi. Ve e, üzerine İslam ordusu giderken Zeyd bin Harise komandasında Gastaniler de Bizans'ın müttefiki olduğu için Bizans'tan yardım istemişlerdi. Dolayısıyla Mu'te'de Müslümanlar Bizans ordusuyla karşı karşıya gelmişlerdi. Yani Gassaniler, diğer Hristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla karşı karşıya gelmişlerdi. Müslümanlar 15 şehit vermişti. Sonra Halid bin Velid kumandayı almış ve Müslümanların daha az zayiat veya daha fazla zayiat vermeden geri çekilmesini sağlamıştı. İşte Peygamber Efendimiz 2-3 yıl önce meydana gelen bu olay üzerine yine Bizans bölgesine, Suriye bölgesine gitmek üzere, göndermek üzere 3000 kişilik bir ordu hazırladı. Başına da Üsame bin Zeyd'i getirdi. Peygamberimiz Üsame'yi de çok seviyordu. Çünkü biliyorsunuz Zeyd bin Harise hep bu Resulullah diye biliniyor. Peygamber Efendimizin sevdiği kişi, Peygamberimizin sevgilisi. Üsame de aynı şekilde Peygamberimizin sevdiği e, sahabi olarak Hatta sevdiği çocuk olarak biliniyor ki bu sırada e, çocukluğu, peygamber efendimiz onun çocukluğunu bildiği gibi ordunun gönderilmesi sırasında da 19-20 yaşlarında bir delikanlıdır artık. Peygamber efendimiz Suriye bölgesine göndermek istediği 3000 kişilik ordunun başına Üsame bin Zeyd'i getiriyor. Bu ordunun içi, içinde hocam Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var. Yani sahabilerin ileri gelenleri daha önce çeşitli gazve ve seriyelerde sancaktarlık yapmış, kumandanlık yapmış. Yani gazvelerde tabii Peygamber Efendimizin kumandanlığı altında kanat kumandanlığı yapmış olan sahabiler de vardı. Şimdi Usame genç bir delikanlı olarak kumandan tayin ediliyordu. Tabii bu sırada Medine'den Usame ordusu ayrıldı. Medine'nin dışındaki cüruf mevkiinde karargah kurdu. Burada aynı zamanda ordu talim yapıyordu. Bu sırada Peygamber Efendimiz hastalandı. Peygamber Efendimiz bu orduyu Medine'den uğurlarken onlara şu tavsiyelerde, şu emirlerde bulunmuştu. Çocukları öldürmeyeceksiniz, kadınları öldürmeyeceksiniz, ağaçları kesmeyeceksiniz ki daha sonra Hazreti Ebu Bekir de aynı tavsiyelerde ve emirlerde bulunacaktır. İşte bu süreçte Üsame bin Zeyd'in kumandan tayin edilmesi bazı sahabiler tarafından hoş karşılanmadı. Buna çok buna vurgu yapmak istiyorum çünkü Peygamber Efendimiz 23 yıllık bir tebliği var. Biz de demin değindik asabiyeti kaldırmak istemiştir. Sosyal statüyü kaldırmak istemiştir. Fakat insan her zaman insandır. ve Bazı örf, adet ve anlayışların terk edilmesi kolay değildir. İşte bunun bir uzantısı ve bir yansıması olarak bazı sahabiler dediler ki Ya Resulallah, Hüsame'yi tayin etmeseydiniz. Birincisi gençtir dediler bir kısmı. Halbuki Peygamber Efendimiz Hüsame'nin genç olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu ama Peygamber Efendimiz'in bir özelliği biliyorsunuz. Gençlerin önünü açmak, gençlerdeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve onlara değer vermek. Bunun için e, her şeyin bir ilki var. Peygamberimiz de işte Usame'yi böyle bir görevle görevlendiriyor. Bir kısmı... Burada e, affedersiniz hocam. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, babasının şehit olduğu bir coğrafyaya, Usame'yi özellikle seçmesinde... E, bir mesaj boyutu da var sanki. Hem tam düşmana hocam, tam onu evet e, hem de oradaki Müslümanlara bir mesaj evet. da veriliyor. Hocam e, tam söyleyecektim çok teşekkür ederim. E, Elbette zaten Mu'te ile bağlantı kurmamın sebeplerinden bir tanesi de hem gittiği bölge e, Mu'te bölgesidir hem de ...Usame bin Zeyd... ...Zeyd bin Harisenin oğludur yani Mu'te'de şehit olmuş olan. Zeyd bin Harise'nin oğludur. Dolayısıyla bu iki nokta Peygamber Efendimiz'in e, tercihinde önemli rol oynamıştır diyebiliriz. Ama aynı zamanda gençlerden bir başkasını değil de Usame'yi tercih etmiş olması da bu noktada vurgulanması gereken bir husustur. Diğer bir nokta, tabii Zeyd bin Harise klerikten geldiği için onun oğlu Usame de aynı şekilde tabii hürdür ama ona o şekilde değerlendirilmiş dolayısıyla e, ashabın ileri gelenleri üzerinde veya 3000 kişilik ordu üzerinde disiplini sağlayamaz şeklinde düşünülmüştür. Fakat Peygamber Efendimiz zaten Peygamber Efendimizin asıl aks maksadı cahiliye dönemindeki bu yanlış anlayışları kaldırmak idi. Onun içindir ki orada ne buyurdu? Bu ordunun kumandanı Üsame olacaktır. Siz Zeyd bin Harise'yi, babasını Mu'te için kumandan tayin ettiğimde de aynı şeyi söylemiştiniz. Aynı argümanlarla karşıma çıkmıştınız. Ama Usame e, gitti, kahramanca savaştı, cihad etti ve şehit oldu. Zeyd. Şimdi şey, Zeyd, zeyt zeyt bin Harise, evet düzelttim Mahmut, çok sağ Babası gitti, kahramanca cihad etti ve şehit oldu. Şimdi oğlu Usame gidecek ve o da kahramanca e, cihad edecektir buyurdu. Böylece bu yanlış anlayışı da ortadan kaldırmış oldu. Yani Usame'nin gençliği, tecrübesizliği ve kölelik kaynaklı olmuş olması bazı sahabiler nezdinde problem olarak görülmüş olmakla birlikte Peygamber Efendimiz zaten bu tür anlayışları yıkmak için geldiğinden dolayı e, Usame'nin kumanda olmasında ısrar etti. Ancak Usame ordusu Yola çıkamadı çünkü o sırada Peygamber Efendimiz rahatsızlandı. Hüsame ordusunu göndermek, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra halife olan Hazreti Ebu Bekir zamanında gerçekleşti hocam. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Hüsame e, bin Zeyd ileride Hazreti Ebu Bekir dönemini inşallah konuştuğumuzda tekrar değinmiş olacağız. Aynı Ordu, tartışma orada da olacak. Evet. O e, tartışma bir daha olacak. Hazreti Ebu Bekir, e, Üsamenin görevlendirilmesini önemli bir e, misyon Biraz, evet. olarak değerlendiriyor. Allah Resulüne uyma noktasındaki hassasiyetin bir yansıması olarak Üsameyi gönderiyor ve başarılı bir askeri harekat gerçekleştirerek geri dönüyor. E, Üsame ordusunun e, gönderilmesi meselesinin düşmanla ilgili boyutunun yanı sıra tabii o toplumsal algıları yıkma gibi bir tarafı da var. Casım Hocam işaret etti. Çünkü hem e, Hazreti Peygamber döneminde hem de daha sonrasında ashabın ileri gelenlerinden yaşça daha büyük e, pozisyon itibariyle toplum içerisindeki konumları itibariyle daha önde olduklarını düşünen insanlar ya da önde olan insanların olduğunu e, kabul eden kişiler bu tayinlere karşı Olumsuz bir yaklaşım ortaya koyuyorlar. Tavırlarını da açıkça gösteriyorlar. Bunu da ifadeleriyle, konuşmalarıyla ve tavırlarıyla gösteriyorlar. Hazreti Peygamber de bu e, yanlış yaklaşımları tasih ederek, düzelterek bunu e, uygulamalarıyla ortaya koyuyor. Zeyd bin Harisen'in e, halasının kızı e, Zeynep bin Cahş ile evlendirilmesi sürecinde gördüğümüz gibi... Bu algıyı tahsih ediyor. Ama daha sonraki dönemlerde zaman zaman bunların tezahürleriyle karşılaşıyoruz. Allah Resulü'nün hastalanma süreci bu ordunun gönderildiği günlere tekabül ediyor. Saf, Safer ayının sonlarına doğru Hazreti Peygamber'in hastalık süreci başlıyor. Programımızın birinci bölümünü bitirdik. Aşağı yukarı bitmek üzere bu konuyu e, ikinci bölümde konuşacağız inşallah. Olur hocam ben de Üsame ile ilgili birkaç not var onu onu isterseniz e, hemen araya kısaca, tamam. kısaca alalım. Yani Üsame Bin Zeyd'in e, o asabiyet vurgusu önemliydi. Allah Resulü e, burada şu şuna da belki hatırlatmak yerinde olacak. E, Üsame Bin Zeyd'e yani sadece bir mesaj olarak bakmıyor. Daha önce görev veriyor yaptığı bir hatayı da e Üsame ordu komutanı olarak gittiğinde 200 kişilik bir seriyeyle Cüheyne mürre kabilesi üzerine gittiğinde istemediği Allah Resulü'nün istemediği bir şeyi gerçekleştiriyor orada. Bir kimseyi la ilahe illallah demiş olmasına rağmen onu savaş sırasında, savaş sırasında öldürmek üzereyken öldürmek üzere yani onu cezalandırmasından dolayı Allah Resulü mesela orada kızıyor ve yaptığı şeyin yanlış olduğunu söylüyor. Orada onun kalbini yarıp baktın, e, kalbini mı? Yarıp baktın mı diyerek bir, bir daha mesaj veriyor. Ama onu e, genelleştirmiyor. Orada Üsame'yi ayrı bir noktada değerlendiriyor. Diğer tarafta da komutanlık vazifesinde babasının da durumunda dikkate alarak çünkü Mute'ye de katılmıştı Üsame. Üsame Bin Zeyd e, oraya e, onu komutan olarak göndermiş oluyor. Teşekkür ederim hocam. Değerli izleyicilerimiz peygamberimizin izinde Allah Resulü'nün e, 11. yıldaki geliş, yaşadığı gelişmeleri, aldığı kararları konuşuyoruz. Ee, kısa bir aradan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ve vefa, vefatı sürecini ele alacağız inşallah. izleyicilerimiz peygamberimizin izinde Allah Resulü'nün son günlerini Medine döneminin son yılını 11. yılını konuşuyoruz. E, ara vermeden önce Allah Resulü'nün Üsame bin Zeyd radıyallahu anhı e, Mute bölgesine, Suriye bölgesine göndermesi ile ilgili kararından bahsettik ve bu sürecin daha sonraki dönemlerine ilişkin bazı atıflarda bulunduk çünkü ordu Hazreti Ebu Bekir döneminde gönderiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde e, Üsame'yi gönderme kararı aldığı ve ordunun toplandığı günlerde hastalandı. Hastalık süreci başladı. Mahmut hocama e, bu sürecin başlangıcını sorayım. Safer ayı idi. Hı hı. Safer ayının sonlarında Allah Resulü hastalandı. Hastalığının belirtileri nelerdi? Eee Nasıl bir tedavi yöntemi uygulandı ve bu süreçte neler yaşandı? Hı hı. Ee, hocam e, tabi Allah Resulü e, her yönüyle bizim için örnek ve her şeyini merak ediyoruz. Yani işte e, veda hacı vesilesiyle konuştuk. Yani bir peygamber olarak... Aynı zamanda bir devlet başkanı olarak neler yaptı, işte sorunları nasıl çözdü, eşleriyle nasıl bir muamelesi vardı, çocuklara nasıl davrandı, sorunlara nasıl yaklaştı. Bir beşer olarak yani ölüm herkes için geçerliydi. Ve Allah Resulü için de bu son zamanlar hepimiz için de esasında bir merak konusu. Yani bu son günleri Allah Resulü'nün, Acaba nasıldı? Kendisi bu süreci biliyor muydu? Sahabe biliyor muydu? Veya bu son zamanlar nasıl geçmiş sorusu da esasında sadece bir biz tabi alanda çalıştığımız için alan uzmanı olarak merak ettiğimiz bir şey değil. Aynı zamanda yani bizim rehber olarak kabul ettiğimiz, önderimiz olarak kabul ettiğimiz Allah Resulü ve sallallahu aleyhi ve sellemin o hayatının son döneminde geçirdiği günlerde bu açıdan da esasında bir merak konusu. Ee, ve e, kaynaklara bu gözle baktığımız zaman e, küçük küçük bazı detayları görebiliyoruz Yani Allah Resulü'nün e, tabi bazı olaylar böyle birbirinin içerisine girmiş gibi gözükebiliyor ama Yani o genel çerçeveye baktığımız zaman Allah Resulü'nün e, çok uzun süren bir e, öncelikli olarak baktığımızda çok uzun süren bir hastalık süreci yok Yani 13-14 günlük bir işte siz de işaret ettiniz <laughs> Safer ayının sonlarında 28-29 kaynakların bununla ilgili farklı tarihleri var. Sonlarına doğru hastalandığından bahsediyor. Tabii bundan önce biz tabi bazı rivayetler okuduktan sonra hani bazı işaretler dersiniz. Yani bazı kimselerle konuşursunuz işte işler olup biter bittikten sonra siz yaşanan o olaylara veya o tecrübeye ha demek ki biz bu olayı yaşadık şundan dolayı demiş Bunun diyebileceğiniz. Bunun hikmeti, hikmeti buymuş. Hikmeti buymuş veya olayı sonradan buna yormuş olabilirsiniz. Esasında baktığımızda Allah Resulü'nün de e, bununla alakalı o hastalık süreciyle alakalı Hazreti Ayşe ile dertleşmesinden, kızı Hazreti Fatıma'ya yönelik dertleşmesinden e, kaynaklarımız bahsediyor esasında. E, tabii, Değerli hocam e, sözünüzü estağfurullah, kesmiş gibi estağfurullah, oldum ama yo, Allah hocam. Resulü'nün e, sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığıyla veda hacı arasında 3 aylık bir evet. dönem var. <laughs> Medine'ye gelişini esas alırsak takriben 80 gün. Evet. 80 günlük bir e, dönem e, yani e, kaç ay sonra? İki buçuk ay i̇ki sonra. 2,5 ay sonra. İki buçuk ay sonra Allah Rasulü'nün e, vefatı Refik Alaaya e, kavuşması, yüce Allah'a kavuşması gerçekleşiyor. O sizin işaret ettiğiniz süreçte genellikle kaynaklarımız. Peygamber Efendimiz'in dönüşünden sonraki bazı davranışlarını sonradan vefatına ilişkin bir yorum. Evet. Hatta Allah Resulü bunu zaten biliyordu. Heh. Bundan dolayı işte bakıya sık sık gidiyordu. Daha önceki zamanlardan daha fazla olmak üzere. Arkadaşlarının mezarının başına gidip onlara dua ediyordu. Uhud şehitlerini ziyaret ediyordu. Bazı insanlara nasihatlerde bulunuyordu, Müslümanlara hakeza nasihatlerde bulunuyordu şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu bir bakıma o gün Allah Resulü'nün sarahaten ben artık e, vefat edeceğim, benim e, ölüm zamanım geldi diyerek söylediği şeyler değil, sonradan Müslümanların vefatı öncesindeki hadiselere ilişkin bir yorumu olarak değerlendiriyorsunuz. Hocam cümleyi tam böyle tamamlayacaktım. Eyvallah. <laughs> i̇sabet, isabet oldu. Çünkü bu cümleyi şöyle devam ettirecektim. Yani bu buna ilişkin örneklere baktığımız zaman, tabii biz olayları bir bütün olarak görmeyebiliyoruz. Tek bir yani kaynaklardaki ilgili rivayetleri okuduğumuzda ara ara aslında buna vurgu yapmıştık. Yani izleyicilerimiz bazen tek bir rivayete baktığında, ha bak burada işte bunu söylüyor demiş oluyor ama işte o işin çok öncesine ait bir geri dönüşü var veya sonrasından okuma dediğimiz yani bütün parçaları birleştirdikten sonra biz diyoruz ki ha demek ki işte önceki programlarda konuştuğumuz Cebrail ile mesela Kur'an-ı Kerim'i vefat ettiği zaman iki defa arz etmiş olması yani bunu her yıl yapıyordu. O yıl iki defa arz etmiş olması. İşte baki sizin de işaret ettiğiniz baki kabristanlığını sıklıkla ziyaret etmiş olması, uhud şehitlerini sıklıkla ziyaret etmiş olması, tabi bunlar evet Allah Resulünün vefatına yaklaştığımız o günlerde sıklıkla gerçekleşiyor ama bunları yani doğrudan doğruya bu bunun işaretidir. İşte şeklinde tek başına anlamanın yani cümleyi esasında tam öyle bitirecektim isabet oldu. Tek başına bu şekilde anlamak doğru değil. Bu süreçte sadece e, şunu e, yani e, kaynaklarımızda o hastalık sürecine ilişkin bilgiyi de e, dikkatli bir şekilde okumuz okuduğumuzda şunu görüyoruz. Evet e, yani hastalandı e, işte şiddetli bir ateş, humma dediğimiz baş ağrısı baş ağrısıyla başlayan yüksek ateş, yüksek ateş hastalığın belirtileri. E, evet. E, hatta e, Hazreti Ayşe validemizle ilginç bir anekdotu vardır. Yani e, Baki Bakî kabristanlığından ziyaret dönüşünde Hazreti Ayşe validemiz şikayetleniyor. Ah diyor başım. E, baş yani ağrısı baş ağrısına, baş ağrısına şey yapıyor. Peygamber Efendimiz de e, yani hani bizim zaman zaman böyle eşler arasında olur ya şikayetlenir. Peygamber Efendimiz de diyor ki senin mi benim mi? Yani işte ah diyor. Yani sen Baş ağrısından bahsediyorsun ama bir de gel bana sor. Yani e, yani buradan esasında baktığımız zaman ne kadar şiddetli bir baş ağrısı e, duyduğunu e, görüyoruz. Ve esasında bununla başlayan e, bir süreç e, tam işte o sırada bir programın e, aradan öncesinde konuştuğumuz Hüsame Ordusu'nun gönderim hazırlıklarının da başladığı e, bir süreç ve e, o süreçte de sıklıkla ee, iyileşen ve hastalığın tekrar e, nüksettiği bir e, karmaşık bir ateş, dönemden. Ateş nöbetleri şeklinde evet. geliyor. O dönemde e, herhalde tam bir teşhis koyma imkanı olmadı. Zatülcem hastalığı evet. şeklinde bir e, kanaatle bu şekilde bir ilaç verildiği ilaç uygulandığı kaynaklarda ifade ediliyor. E, bazı rivayetlerde böbrek damarı ...vebreğin ana damarındaki bir iltihaptan kaynaklı bir hastalık olduğuna ilişkin kayıtlara da e, rastladım. E, ama tabii But, o gün için kesin bir evet. teşhis koymak mümkün olmamıştır herhalde. Ve e, nöbetler halinde gelen evet. bir hastalık. Şöyle ayrıntılar da var. O dönemde Medine'deki e, suyu soğuk olan kuyulardan su getirip Allah Resulü'nü yıkıyorlar hı hı. ateşini düşürmek için... E, Muhtemelen ateşin etkisiyle işte bu zaman zaman hastalığın şeyi artıyor, seyri yükseliyor. Toplam 13 gün sürmüş evet, zaten. Evet hocam, Çok uzun 13 bir süre gün, değil. Baygınlık geçirdiğini biliyoruz. Yani evet. buradan işte o hastalığın şiddetini... Ee, belki hani bugün modern tıpta bunun tam karşılığı şudur diyebilecek belki yeni şeyler de olabilir ama kaynaklarımızın o dönemle ilgili olarak bahsettiği işte sizin de işaret ettiğiniz sıklıkla bir e, yüksek ateşten bahsediyor ve yüksek ateşin etkisiyle o baygınlık nöbetlerinin geçirilmesi e, tekrar işte müdahale anlamında e, peygamber efendimizin yıkanmış olması hafifçe kendini iyi hissettiğinde son günler hariç e, tekrar hani mescide çıkmış olması problemleri tekrar tekrar varsa problemler, onların üzerine eğilmesi şeklinde böyle bir hastalık ve kısa iyileşme, hastalık ve kısa iyileşmeler şeklinde yoğun bir süreç şeklinde özetleyebiliriz esasında. Bu zatül cemp hastalığının bir peygambere musallat olmayacağı şeklinde bir değerlendirmesi de var. Çünkü ona ilaç uygulanıyor. Daha sonra o ilacı uygulayanlara Hazreti Abbas hariç, onların da o ilaçtan içmelerini istiyor. Herhalde acı evet. bir ilaç. zatülcem hastalığı, akciğer zarı iltihabı diye hatırladığım kadarıyla Türkçeye çevrilebilecek bir hastalık. Bu aynı zamanda şuura olumsuz etkide bulunabilecek bir hastalık olarak değerlendirildiği için muhtemelen o baygınlık nöbetleri de herhalde onun bir Ama şey... Peygamber Efendimiz bu bunun hastalığının bir zatülcem olmadığını ifade ediyor hı hı. baygınlıkları hı hı. ona bağlamamak hı hı. üzere. Evet. Ee, Allah Resulü'nün hastalığında hastalığıyla ilgili e, daha önce bir Yahudi kadının Peygamber Efendimizi zehirlemek amacıyla hazırlattığı bir yemekten yutmadığı çiğnediği ve fakat zehirli olduğunu anladığında ya da kendisine e, bildirildiğinde hemen vahiy ettiğini. Evet, e, tükürdüğü çiğne, bir çiğnemlik eti e, ağzından çıkardığı e, bir olaya da atıf yapılıyor. Bu atıfın e, muhtemelen Allah Resulü'nün de diğer e, arkadaşları gibi, birçok arkadaşı gibi, arkadaşların çoğu gibi şehit olduğu varsayımını temellendirmeye matuf olarak ifade edildiğini söylemek e, evet hocam daha önce konuşmuştuk. Gerçi kaynaklarda şey de var yani Allah Resulüne atfen söylenen yani o et yedikten sonra yıllarca bunun sıkıntısını çektim. Yani bu bu anlama gelebilecek rivayetler de var. Yani hani burada belki hani işte o hastalık kısmında söylediğimiz şeyi biraz bu son kısımda da vurgulayabiliriz. Yani Allah Resulü'nün elbette yani e, vefatı bir peygambere mahsus apayrı bir şey olabilir. Yani biz buna ilişkin bir, bir kesin hükümde bulunmuyoruz. E, yani burada biz olup biteni yani kaynaklarda konuya ilişkin e, konuşmamın başında söylediğim yani... Allah Resulü'nün güzel örnekleri bizim için bir merak konusu. Çünkü peygamber, ben onu örnek almış oluyorum. Ona ait olan her detayı da, hastalığı da, bunun sonucunda vefata giden o süreçte benim hem ilgi alanım olduğu için hem de bir peygamber olması hasebiyle her bir noktasını merak ediyorum. Öğrenmek ve bilmek istiyorum. Bu süreci, bu tepkileri nasıl oldu? Bu yüksek ateş kısmında acaba nasıl şey yaptı? Baygınlık hali nasıldı? Nasıl e, iyileşti, iyileştiğinde neler yaptı? Buna ilişkin her bir detay, her bir bilgi benim açımdan e, çok kıymetli ve değerli. E, tabii o dönemde de insanlar merak ediyorlar. Sonraki dönemlerde de bu sebeple kaynaklarda işaret ettiğiniz ayrıntılarla ilgili e, epey döküman evet. var. Rivayet mevcut. E, Casım hocama sormak istiyorum. Hastalık sürecinde meydana gelen birkaç önemli hadise var. Birçok önemli olay var ama Belki evet. üzerinde durulması gereken hastalığın e, Hazreti Meymune annemizin evinde evet. e, başladığı veya o o aşamada artık Allah Resulü'nün daha önceki muhtat uygulamasının dışında bir karar alma noktasına evet. geldiğini görüyor. Çünkü Allah Resulü e, eşlerinin e, evinde her gece bir evde kalıyordu. Bir adalet gözetiyordu. Bu... E, ilişkilerinde eşlerine karşı bir saygı içerisinde, sevgi içerisinde haklarına riayet ediyordu. Bu hastalığı sırasında taşınması, götürülmesi, getirilmesinin insanlara yük olacağını düşündüğü için hastalık sürecinin Ayşe annemizin evinde geçirilmesi yönünde bir teklifi oldu. Bu teklifle ilgili gelişmeyi ve daha sonra namaz tabi Allah Resulü bu süreçte e, imamlık vazifesini e, başka bir sahabiye, bir arkadaşına devrediyor. Hastalık sürecinde olan belli başlı önemli gelişmeler diye sorarsam e, sizi e, dinleyelim. Ne dersiniz? Hocam e, şunu belirtelim. E, siz de Mahmut Hocam da isabetli bir şekilde belirttiniz. Tarihi olaylar olup bittikten sonra geriye doğru baktığımızda biraz daha rahat yorumlayabiliyoruz. Ama o sırada o şekilde yorumlamak ve kesin olarak söylemek mümkün değil. Bunu Peygamber Efendimizin hani vefatını biliyor muydu, bilmiyor muydu sorusunun bir e, izahı olarak söylemek istiyorum. Her şeyden önce veda haccı sırasında nazil olan Estağfirullah ''El yevme ekmeltü leküm dinekum'' Ve etmemtu aleyküm nimeti ve razıytu lekümül İslami dina. Bugün size dininizi tamamladım, nimetimi e, tamamladım, dininizi kemale erdirdim, nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim ayeti kerimesinin nazil olmuş olması, yani dinin tamamlanmış olması dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı şeylere insani olarak ve bir peygamber ferasetiyle hissetmiş olması kadar doğal bir şey yoktur. Yani birebir kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak bazı rivayetlerde onun bunu hissettiğini söyleyebiliriz. Bunu gündelik hayatta aslında bazı insanlar da yani insan çünkü ne zaman vefat edeceği belli değil. O bakımdandır ki bazı işaretler de o şekilde yorumlamak da mümkündür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu süreçte e, sahabilerine diyor ki... ...bir kulu Allah kendisine kavuşmak ile e, dünyada kalmak arasında muhayyer bıraktı. O kul da Allah'a kavuşmayı tercih etti demiştir. Tabi sahabiler arasında Hazreti Ebu Bekir var. Hazreti Ebu Bekir bunun bir e, peygamber efendimizin neyi kastettiğini kendisinin dünya ile ahiret arasında bir tercihle karşı karşıya bırakıldığını anlıyor ve ağlamaya başlıyor. Peygamber efendimiz onu teselli etmek babında ey Ebubekir Bekir ağlama arkadaşlarım arasında işte İslam'a en çok hizmet edenlerden biri sensin. Eğer ben bir Dost edinseydim Hazreti Ebubekir'i Ebubekir'i dost edinirdim. Ancak İslam kardeşliği her şeyden üstündür yani zaten kardeşiz. İslam kardeşliği esastır. O bakımdan buna ihtiyaç yoktur demiş oluyor. Her halükarda bu rivayet esas alırsak bir tercihten bahsedebiliriz. Yalnız bu şu anlama gelmez yani ebedi olarak dünyada kalmak gibi değil ama herhalde bir e, dünya ile ahiret arasında Tabii ki Peygamber Efendimize Peygamber Efendimize böyle bir şeyin yapılmış olması, onun böyle bir tercih ile karşı karşıya e, kalmış olması, bu rivayetle hareket edersek hem daha önce ayet-i kerime inmiş din tamamlanmıştır hem de böyle bir tercih sunulduğunda Peygamber Efendimizin bunu anlamaması mümkün değil. Onun için elbette ki ahireti tercih etmiş olmaktadır. Bir diğer nokta sizin bahsettiğiniz tabii bu hastalık süreci bazen ağırlaşıyor hastalığı bazen hafifliyor ama öyle bir noktaya geliyor ki hakikaten e, sabit bir yerde kalması gerekiyor. O bakımdandır ki diğer hanımlarından annelerimizden izin alarak Peygamber Efendimiz son günlerini Hazreti Ayşe'nin yanında ve onun bakımı altında e, geçiriyor. Nitekim vefatı da onun kucağında olacaktır. Bu süreçte hocam aynı zamanda Peygamber Efendimiz imamlık yapıyordu Mescid-i Nebevi'de. Hastalığı sırasında imamlık yapmaya devam etti. Ancak son e, perşembe akşamı başladığına göre cuma, cumartesi, pazar son 3-4 günde hastalığı daha ağırlaşınca efendim o, 17 sanki benim zihnimde öyle kaldı. Ha, evet yani... işte onu söyleyeceğim zaten 3 gün. Şimdi perşembe yatsıdan başlıyor benim bildiğim. Mahmut cuma, cumartesi, pazar 3 gün ediyor. Pazartesi sabahı da vefat ettiğini düşünürsek işte 15 vakit oradan. Perşembenin yatsı vakti, pazartesinin de sabah namazı vaktini düşündüğümüzde rivayetleri de ortalama kabul ettiğimizde 17 vakit Peygamber Efendimizin yerine şimdi söyleyeceğiz işte Peygamber Efendimiz kendisi namaz kıldırma noktası zorlandığında Ebu Bekir'e söyleyin namaz kıldırsın diyor. Mesela gidebilecek durumda değil. Hazreti Ayşe validemiz buna vakıf olunca diyor ki ya Resulallah babam yufka yüreklidir. O Kur'an okuduğu zaman ağlıyor dayanamaz. Sizin yerinize namaz kıldırma noktasında namazı tamamlayamaz. İşte başkası olsun veya bir rivayete göre Hazreti Ömer olsun dediği zaman Peygamber Efendimizin ısrar ettiğini ...Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın buyurduğunu bilmekteyiz. Dolayısıyla bundan sonra demin söylediğim gibi rivayetleri topladığımızda... ...son perşembe günü yatsı namazından başlayarak pazartesi günü sabah namazına kadar... ...Peygamber Efendimizin sağlığında Hazreti Ebu 17 vakit namaz kıldırdığını e, bilmekteyiz. Bu süreçte hocam bir de bilemiyorum... Oraya girecek miyiz ama Kırtas hadisesi var. Ben buna bir iki cümleyle değinip ondan sonra Kırtas hadisesinin yorumunu size bırakmak istiyorum. Çünkü siz o konuda e, daha e, yetkinsiniz. Ben sadece bildiklerimi söyleyeceğim. Sizin tamamlamanızı istirham edeceğim. E, çünkü bu da hastalık sürecinde olan bir şey. E, kırtas hadisesi, işte Kırtas malum, Kırtas diye kelimesini de hatırlayalım. Kağıt kalem anlamına geliyor. Tabii o günkü kağıt, o günkü kalem. Yazı malzemesi diyelim o günki şartlarda. Peygamber Efendimiz hastalığının e, şiddetlendiği bir sırada bana yazı malzemesi getirin size bir şey yazdırayım diyor. O sırada birileri yazı malzemesi getirmek üzere gittiğinde Hazreti Ömer diyor ki e, Resulullah bunu hastalığın şiddetiyle söylüyor. Dolayısıyla getirmeye gerek yoktur diyor. Kimisi diyor ki Peygamberimiz istedi getirelim. Hazreti Ömer ve diğer bazı sahabiler diyor ki din tamamlanmıştır. Ee, herhangi bir şey zaten bugüne kadar Peygamber söyleyeceğini söylemiş, Ayetler nazil olmuş. Dolayısıyla Peygamberimiz bu yazı malzemesini getirin kısmını e, bir hastalığın şiddetinden gelen tabirca ise bir sayıklama. Hani bu, ateşi yükselen kişilerin ...ayıklaması olur, o şekilde yorumluyorlar. Bu sırada biraz sesler yükseliyor. Hani getir, getirme... ...şeklinde olduğu zaman... ...Peygamber Efendimiz bu sesten... ...rahatsız oluyor ve... E, ...kendisini rahat bırakmalarını... ...istiyor. Olay... ...özü itibariyle böyle rivayet ediliyor. Ancak bu... ...demin siz de... ...Gadir-i konusunda... ...işaret ettiniz. E, şöyle yorumlanıyor... İşte Peygamber Efendimiz kendisinden sonra yerine geçmek üzere Hazreti Ali'yi vasiyet edecekti. Ama Ömer, yani Hazreti Ömer müsaade etmedi şeklinde yorumlanıyor. Ben burada iki şeyi söyleyeceğim hocam. Birincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendi sağlığında dinin, inanç, ibadet, muamelat, ahlaki olarak ne söylenmesi gerekiyorsa bunları tebliğ etmiştir. İkinci bir nokta, biz şimdi geçmişe bakarak, daha doğrusu kendi yorumumuz, yani tarihte şöyle olsaydı, şöyle olurdu demek, biliyorsunuz asla tarihçilik açısından doğru olan bir şey değil. Çünkü biz öyle olsaydı ne olacağını bilmiyoruz. Yani şimdi diyor ki, kağıt kalem getirilseydi, Hazreti Ali'yi vasiyet edecekti. Nereden biliyoruz? Eğer hakikaten böyle bir şey olsaydı Peygamber Efendimiz daha önce bunu söylerdi. Bir diğeri de Hazreti Ali'yi yazdıracağını nereden biliyoruz? Mesela Hazreti Ebu yazdırmayacağını, Hazreti Ömer'i yazdırmayacağını, hatta Hazreti Hüsame'yi yazdırmayacağını veya Ensarda aday Sa'd bin Ubad'e dedi değil mi hocam? Sa'd bin evet, evet. hatta yazdırmayacağını veya başka bir sahabeyi yazdırmayacağını veya başka bir konuyu ha, insanların hocam çok doğru. insanların Tabii. sonradan e, varsaydıkları siyaset konusunu değil de genel konuları genel bilmiyorum. konuları Tabii. nitekim ona ilişkin Tabii. rivayetler de var. Mesela başka zamanlarda diyor ki kölelerinize iyi davranın diyor. Elçileri iyi karşılayın diyor. Namazlara dikkat edin diyor. Mesela bunları Bunlar günümüze geliyor. Belki de hakikaten dediğiniz gibi e, çok isabetli bir katkıda bulundunuz hocam. E, sadece halifelik konusunu değil, belki başka bir ahlaki bir konuyu, evet daha önce söyledi ama yine vurgu olmak üzere yazdıracaktı. Hani nitekim mesela Vedavut Besin'de diyor ya, ey insanlar benden sonra birbirinizin boynunu vurmayınız diyor mesela değil mi? Kardeş olunuz diyor. E, i̇şte yani bunun gibi şeyleri Dolayısıyla yani açık olarak söylüyorum 14 asırdır, 15 asırdır bu Sünni Şii ayrışması bu meseleler üzerine dayandırılıyor. Hem Gadirhum meselesi hem Kırtas hadisesi yani olmayan veyahut da işte niteliği bu şekilde olan. Şimdi Gadirhum da mesela siz söylediniz. Men küntü mevlahu fe ali mevlahu diyor. Ben kimin efendisi isem Ali de onların efendisidir. Yani bana nasıl saygı gösteriyorsanız, ben sizin için bir değer taşıyorsam, benim amcamın oğlu, benim damadım da sizin için değerli olsun demiş oluyor. Sadece akrabalıktan dolayı değil, sadece damatlıktan dolayı değil, Hazreti Adı'nın tabii ki İslam'la ilgili faziletlerini e, saymakla bitiremeyiz. İlmi yönünü bitiremeyiz. Dolayısıyla ama Peygamber Efendimiz sadece Hazreti Ali'ye iltifat etmiyor. Hazreti Ebubekir'e, Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Usami'ye, e, Ebu Eyüp ensariye diğer sahabilere, hanım sahabilere iltifat ediyor. Yani dolayısıyla biz e, bu tür böyle bir öncelik sonu yapmayız Ama şunu görüyoruz ki Hazreti Ebu Bekir'in imam olmasını istemiştir. Hatta Hazreti Ömer olsun teklifinin yerine Hazreti Ebu Bekir noktasında ısrar etmiştir. Fakat buna rağmen ben ilafet konusunu da az çok çalışmış olan bir arkadaşınız olarak söyleyeyim. Ben Peygamber Efendimiz'in kendisinden sonra yerine devlet başkanı olmak üzere, halife olmak üzere kimseyi bırakmadığını açık bir şekilde söylüyorum. Hatta Hazreti Ebu Bekir'i de bırakmadığını söylüyorum. Yani Hazreti Ebu Bekir'i namaz için imam olarak tayin etmesinden bazı yorumlar yapabilirsiniz. Ama bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Çünkü bunu kesin olarak söylersek ...o zaman vefatından sonraki... ...Ensar'ın toplanmasını... ...Saad bin Ubade'nin... E, ...halife olmak üzere... ...ona biat edilmesi olayını... ...izah edemeyiz. Veya Hazreti Ali'nin... ...Hazreti Ali'nin... E, ...bazı kırgınlıklarını izah edemeyiz. İlla bu halife olmak üzere değil ama... ...kendisinden o habersiz kalmak üzere... ...diyebiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum... E, ...Kırtas olayı... ...rivayet olarak vardır meydana geldiğini söyleyebiliriz fakat olmayan kısımları kendi yorumlarımızla tamamlayarak işte şunu söyleyecekti şeklinde söylemek peygamber efendimizle ilgili de çok sağlıklı bir şey işaret etmiyor bunu belirtmek istiyorum. Ee, hocam ben vakti ayarlayamıyorum siz bana es müdahale edirseniz devam ediyor. Evet. Yani şimdilik bunlar aklıma geldi tabii ki başka hususlar da var. Dediğim gibi tavsiyelerde bulunuyor. Mesela Hazreti Fatıma'yı isterseniz anlatayım ben o şekilde bitireyim hocam. Bu hastalığı sırasında Hazreti Ayşe'den geliyor bu rivayet. Bir gün diyor e, Resulullah Efendimiz e, Fatıma'yı yanına çağırdı. Fatıma'ya bir şeyler söyledi. Fatıma ağlamaya başladı. Daha sonra yine yanına çağırdı. Bir şeyler söyledi. Bu sefer Fatıma gülmeye başladı diyor. Sevindi ve gülmeye başladı. Aradan Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Fatıma'ya soruyorlar. Biliyorsunuz e, daha önce söyledik ama tekrar söyleyelim. Peygamber Efendimiz'in bütün çocukları Hazreti Fatıma hariç bütün çocukları. Hem Hazreti Hatice'den dünyaya gelen çocukları hem de Hazreti Mariye'den dünyaya gelen Oğlu İbrahim kendisinin sağlığında vefat etmiş. Peygamber Efendimiz evlat acısını yaşamıştı. Sadece Hazreti Fatıma sağ kalmıştı. Zaten onu çok seviyordu. Onun içindir ki e, onu yanına çağırdı ve bazı şeyler söyledi. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Fatıma'ya soruyor annelerimiz. Ya Peygamber Efendimizin rahatsızlığı sırasında şöyle olaylar meydana geldi. Peygamberimiz sana bir şey söyledi ağladım. Sonra bir şey söyledi, sen sevindin ve gülümsemeye başladın. Neydi, ne söyledi dediğinde, e, Hazreti Fatıma annemiz diyor ki, birincisinde Peygamber Efendimiz, ecelinin yaklaştığını ve vefat edeceğini söyledi. Bunu da ben deminki izahlarımla çelişmiyor bu hocam. Yani vefat edeceğini söyledi derken, buradaki üslup çok önemli. Yani mesela içime öyle doğuyor ki, bana öyle geliyor ki e, vefatım yakındır demiş olabilir. Hangi üslupta söyledi biz bilmiyoruz. Onun için e, cümleyi bir şekilde kurmuş olayım. Bana bunu söyledi, ben de ağlamaya başladım. İkinci defa çağırdığında ailemden, ehli beytimden, benim çevremden bana ilk önce kavuşacak sensin dedi. O zaman da ben babama kavuşacağım anneme kavuşacağım düşüncesiyle sevindim diyor. Mesela bu tür anekdotlar var hocam. Ben e, şimdilik bunları söylemiş olayım. Teşekkür ederim hocam. E, bu rivayeti Hazreti nakle e, naklediyor ve kendisinin merakla Allah evet. Resulü'nün Fatıma annemize ne söylediğini sorduğunu ancak bunun cevabını daha sonra daha. Allah Resulü'nün vefatından sonra alabildiğini ifade ediyor. Kırtas hadisesi daha önce meydana gelen Kadiruhum e, konuşması, sohbeti aslında. E, hatta biraz önce değindiğimiz Elyehume ekmeltüleküm dinekum ayeti. Ya eyyuhar rasul bellihme unzile ileyke min rabbik ayeti. Yine Maide suresinde geçen ayeti kerime. E, menzile rivayeti. Yani peygamber efendimizin Tebük seferine giderken Hazreti Ali'yi geriye bırakmasının akabinde daha önce konuştuğumuz hadise, evet. e, Hazreti Ali'ye onun e, durumunun konumunun Musa Aleyhisselam'ın Sina e, Tur Sina'ya gittiği vekil zaman bırakmaz. onu vekil bırakmasına vekil bırakması. atıf yapma, yaptığı hadise ve Sakal'in hadisi iki değerli şey size bırakıyorum gibi hadislerin daha sonraki dönemlerde siyasi yoruma tabi tutularak okunması sebebiyle bir bakıma bu hadiselere giydirilmiş anlam üzerinden baktığımızı söylemek mümkün. Yani rivayetleri bağlamından kopardığımızda esasında evet. neredeyse bütün olayları biz istediğimiz gibi yani genelleştirmek tabii mümkün değil ama yani bunu istersek farklı bir anlamada çevirebiliriz. İşte hocam işaret etti onu yani Hazreti Ebu Bekir'in mesela imamlığını biz bir referans kabul edeceksek Hz. Ebubekir'in kapısı hariç bütün kapıları kapatın mesajını bir mesaj olarak kabul edeceksek, kızı Hz. Ayşe'nin yanında kalmasını bir mesaj olarak kabul edeceksek, o zaman veya işte Hz. Ömer'in imamla kızı Hz. Ayşe'nin yönlendirmesi üzerine yöneldiğinde Hz. Ömer'in Peygamber Efendimiz'in sesini duyunca, sesini duyunca kızması, ısrarla, Hazreti ben, istemesi. Yani bunların hepsini biz istersek bir... Halifelik sürecine, halifeliğe noktasında bir e, tavsiye de diyebiliriz. Nitekim İslam ülemasından bazıları işaret ettiğiniz değerlendirmeleri yapıyorlar. Hatta Sakifetü Beni Saide'de, Saide oğulları gölgeliğinde yapılan toplantıda Hazreti Ebu Bekir'in cemaate hitap ederek Allah Resul, e, Allah e, Resulü'nün ilk halifesi olarak seçilen hı hı. Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah seni... Dinimiz için imam tayin etmedi mi? Biz neden dünyamız için imam tayin etmeyelim diyerek bu olaya gönderme yaptığını. Evet. Ama oradan Allah Resulü'nün irade beyanında bulunduğunu ifade etmiyor. Kıyas yaparak evet, olaya evet. atıf yapıyor. Ama daha sonra bazı alimler de dediğiniz gibi değerlendirmişler. Bütün bunlara baktığımızda Allah Resulü'nün e, Casım Hocam'ın işaret ettiği kırtas hadisesi ile ilgili hadiseyi o rivayetlerde hassaten vurgulandığı için söylemek lazım Perşembe günü evet. meydana geldiği belirtiliyor. Perşembe günü vuku bulan bu hadiseden sonra Allah Resulü dört gün Evet yaşamış. Ve hastalığının şiddetlendiği bir dönem. Evet. Ve vefatına kadar bir daha böyle bir talepte bulunmamış. Bu önemli bir husus. İkincisi de Ensar'ın Allah Resulü'nün vefatından sonra yerine birisini seçmek üzere bir toplantı yapması. Hazreti Peygamber'in o güne kadar Hazreti Ali'yi bir lider pozisyonunda takdim etmemesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in verdiği birçok görevi hakkıyla yerine getirmiş ama o toplum içerisinde bu benim halefimdir diye ifade edilecek bir pozisyonu yok. Yaşı genç henüz. 30'lu yaşların başında Hazreti Ali. Çünkü Hazreti Peygamber'in yanında, çevresinde yaş itibariyle, bilgileri ve görgüleri itibariyle kendilerine değer verdiği başka sahabiler de var. Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi bunlar Allah Resulü'nün yakında ve çevresinde bulunan insanlar. Kırtas hadisesi bir bakıma sonraki algılar üzerinden Şivayetler yorumlandığı olsun. için... Mutlaka buraya bir siyasi bağlantı kuruluyor. Mesela farz-ı muhal hani Casım Hocam dedi ya tarihçiler böyle bakmazlar ama bir anlık düşünelim. Eğer Üsam bin Zeyd'in sonraki yıllarda taraftarları olsaydı, siyasi bir istikbal arayışına girmiş olsaydı ya da taraftarlarının böyle bir beklentisi olsaydı, Allah Resulü'nün onu tayinini siyasi bir mesaj olarak yorumlayacaklar. Üstelik Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de emrinde e, evet, o, evet yani evet, emrinde olacak şekilde e, ordusuna ordusunda bulunacak şekilde e, görevlendirilmişler veya onlar o orduda yer almışlar. Ama hiç kimse şimdi Üsame bin Zeyd'le ilgili böyle bir yorum yapmıyor. Bu yorumlar Allah Resulü'nün irtihalinden sonra ortaya çıkan siyasi gelişmelerden kaynaklı yorumlar. Peygamber Efendimiz pazartesi günü ...vefat ediyor. Ee, burada... E, ...vefatından... ...vefat ettiği gün sabah namazına... ...işaret ettiniz. Ee, Casım Hocam da siz de işaret ettiniz. Sabah namazını... ...Hazreti Ebu Bekir... ...kıldırıyor. Allah Resulü... ...namaza iştirak etmek için... ...Hazreti Ayşe'nin ...evinden, hücresinden çıkıp... ...geliyor. Ee, namaza katılıyor ve vefat gerçekleşiyor. Ee, bu süreçten başlayarak hı hı. tabii eğer ihmal ettiğimiz hı hı. başka bir İstanbul husus abi. varsa da değinebilirsiniz. Ee, tabii hocam bu hani gün gün hastalığın şiddetini okuyamıyoruz ama işte bu bu tür tartışmalar üzerinden biz hastalık sürecine ilişkin bilgileri de esasında görmüş oluyoruz. Ee, bu bahsettiğimiz son süreçte işte Hazreti Ebubekir'in Bekir'in imam tayin edilmesi, işte Hazreti Ömer'in om olsun e, şeklindeki o kısa ee, tartışma demeyelim ama kısa olaya belki işaret etmek gerekir onu söyledik zaten. Ee, bu süreçte Allah Resulü'nün e, biraz kendini hissedince mescide tabii mescide çıkması Tabi sahabe de merak ediyor esasında yani Medine küçücük bir yer hani mukayese etme açısından söyleyelim. Mescit e, Müslümanların birlikte olduğu bir yer. Allah Resulü'nün hastalığı önemli namazlara çıkamayacak durumda ve gelişmeler de esasında e, kaynaklarda belki bu kadar detaylı yer almıyor ama biz anlıyoruz ki sahabe de haklı olarak merak ediyor. Evet. Yani acaba Allah Resulü'nün hastalığı nasıl sonuçlanacak yani? Dolayısıyla hani bu biraz önce paylaştığımız hocamın da işaret ettiği Yani ben bunu o amaçla söylemiyorum Hazreti Fatıma'ya olan e, o hani dertleşmesini galiba e, ecelim yaklaştı Mesajını da esasında böyle anlamak lazım Yani e, Allah Resulü de e, yani olup biteni de herkes merak ediyor, bekliyor Ve o iyileşmeyi de mescid içerisine çıkmayı da sahabiler e, sevinçle karşılıyor Hatta Hazreti Ebubekir Efendimiz namazı Peygamber Efendimizin çıktığını görünce hemen geri çekilmek istediğinde Allah Resulü eliyle işaret ediyor. Devam etmesi gerektiğini söylüyor ve sonrasında tabi Hazreti arkasında namaz arkasında kılıyor. namazı kılmış sahabinin oluyor. Sahabinin arkasında evet. namaz kıldığını hatırlıyorum evet. Abdurrahman bin evet. Avf'un evet. arkasında bir sefer sırasında. Ve Hazreti Ebu Bekir'in arkasında böylece namazı kılmış oluyor. Tabi namaza çıkmış olmasını başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere sahabiler Allah Resulü iyileşti. Bunu olarak, ama Hazreti Ebubekir'i tayin etmek istiyordu şeklinde yorumlamıyorsunuz. E, yok. Evet. <laughs> yok, yok 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 hocam. Ben de hocam e, açıkça şimdi tabi Casim abi ile hukukumuz çok eski olunca e, bu kadar netlikle söyleyince e, arada tabi konuşuyoruz. E, beni şaşırt Beni şaşırttı. E, yani söyledikleri değil bu kadar netlikte bunu e, işaret etmesi. E, evet yani e, hani yeri geldiği için söylemiş olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, yani hayatında yerine e, Hazreti Ebu Bekir de dahil olmak üzere herhangi bir kimseyi e, e, tayin etmemişti. Etmiş olsaydı hani yine e, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bu kadar tartışma, bu kadar olay, bu kadar e, e, belki bundan sonra konuşacağımız mesele yaşanmış olmazdı. Yani Burada e, özür dilerim. Allah Resulü'nün e, tercihinin muhtemelen dini bir boyutu var. Sosyolojik bir boyutu var. O evet. toplumun Yapısından kaynaklanan bir boyutu var. İleride daha ayrıntılı bir şekilde konuşma imkanı olur inşallah. Siyasi i̇nşallah. bir boyutu var. Bütün bunları dikkate alarak Peygamber Efendimiz e, yerine bir hanedan oluşturacak şekilde, daha sonra dini bir hanedana dönüşecek şekilde iktidarı kimseye tahsis etmemiştir. Ve bu çok büyük bir hadisedir. O günkü toplumların tahayyül edemeyecekleri, insanlığın büyük dünya savaşlarına girdikten sonra ulaşabildikleri, yanına yaklaşabildikleri diyebileceğimiz bir noktadır. Hangi güçlü kişi, muktedir kişi o dönemdeki şartlar içerisinde sahip olduğu iktidarı dilediği birine vermek istemez? Evet. Hangi muktedir kişi, güçlü kişi o iktidarı kendi ailesine bırakmak istememiştir? Tarihteki örneklerine işaret etmek istiyorum. Günümüzde de böyle. Allah Resulü bütün bu şartlar içerisinde bir peygamber, bir devlet başkanı ağzından çıkan her sözün emir olarak istisnasız diyebileceğimiz şekilde tatbik edileceği bir pozisyonda iken, bu işi Müslümanlara havale ediyor ki bu Müslümanlar için belki de çok büyük bir rahmet olmuştur hocam onlara güveniyor yetiştirdiği yani biz tabii burada işi yani o o kısmını ihmal ediyoruz. Yani bir taraftan diyoruz ki Allah Resulü'nün Rahle tedrisinde eskilerindeymiyle yani onun terbiyesinde yetişmiş müminler var diyoruz, Müslümanlar var diyoruz. Diğer taraftan acaba sorusunu da sormuş oluyoruz. Sizi teyiden şu rivayet hemen hatırlatmak yerinde olacak. Allah Resulü'nün son zamanlarında ailesinden şöyle bir beklenti oluşuyor kulağına geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani etrafa işte çeşitli zekat amirleri, valiler gönderilince ya keşke bizi de gönderse denilince Allah Resulü duyar duymaz hani mealen söylüyorum çok kızıyor. Kabilesini hemen topluyor. Yani siz benim mesajımı anlamadınız. Ee, yani biz dünyalık işler için koş, koşuşturmuyoruz. Bütün mücadelemiz burada işte sizin o işaret ettiğiniz e, kıymetli bir şekilde vurguladığınız ya burada ortaya koymaya çalışmış olduğu bir medeniyet inşası söz konusu. Yani bir tarafını vahiyden alan diğer tarafını tatbik ettiği haliyle Müslümanlara örneklik teşkil eden bir liderlik söz konusu. Bir devlet başkanlığı söz konusu ve bu mirasın aktarıldığı bir sahabe nesli söz konusu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bunu zaten hissettiği andan itibaren açık bir şekilde söylüyor. Eğer mesaj verecekse Üsam bin Zeyt meselesinde biraz geriye gidelim hocam. Yeri geldiği için hatırlatmak yerinde olacak. Asabiyete yönelik vurgusunda Mekke fethi esnasında Bilal Habeşi'nin ezan okunması yani sadece sesi güzel olduğu için olabilir mi? Yani şöyle zihnimizi mutlaka o toplumda sesi güzel olan başka kimseler de vardı ama Bilal Habeşi şahsında yani o toplumda bir kölenin, bir siyahinin ikinci sınıf olarak kabul edildiği bir toplulukta Allah Resulü'nün Mekke fethi gibi çok kıymetli bir yerde apaçık bir mesajı vermiş olmasını bir tesadüf olarak düşünebilir miyiz? Yani şimdi görüyoruz Allah Resulü en yakın işte Üsame Bin Zeyd kısmında söyledik yaptığı bir yanlışlık varsa o yanlışlığı da söylüyor bunu Hazreti Ömer'in hayatında da görüyoruz. Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin hayatında da görüyoruz. Hazreti Ali serzenişte siz ifade ettiniz. Tebük gazvesi sırasında serzenişte bulunuyor. Hazreti Ali tersinden bakalım. Hazreti Ali peygamber efendimizi tanımıyor mu? Küçüklüğünden itibaren onun yanında yetişti. Ama Allah Resulü onu teskin ediyor. Durumunu anlatıyor. Yani ben seni düşündüm şu vasıfla düşündüm, şu konumla düşündüm demiş oluyor. Allah Resulü'nün Tahinleri değerlendirmeleri hakikaten yerli yerinde okunduğunda, anlaşıldığında çok önemli mesajlar ifade ediyor. Bahsettiğiniz zekat amilliği görevi talebine ilişkin akrabalarından gelen teklifleri zaten zekattan pay almamaları gerektiği evet. hususuna da işaret ederek reddediyor. Evet. Ve kesin bir dille reddediyor. Çünkü zekat zekat onlara Haram, devlet başkanı olduğu için e, devlet başkanının yakınları sıfatıyla onların, devletin bu imkanlarından yararlanmasını e, şer şerif uygun görmüyor. Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü namazı kılıyor Hazreti Ebu Bekir'in arkasında. Akabinde evine çekiliyor. Hazreti Ebu Bekir'in Sumuta evi, Mekke, Medine dışında. Medine dışında. dışında. Ee, ve Müsaade istiyor. Bir birkaç gündür gidemediği için namaz imamlığı sebebiyle Allah Resulü'nün de biraz iyileştiğini hisset diyor. Gidip kendisinden izin istiyor, evini ziyaret etmek istediğini ifade ediyor ve ayrılıyor. Hazreti Peygamber de bundan kısa bir süre sonra Pazartesi günü öğlene doğru. Evet. E, vefat ediyor Hazreti Ayşe'nin evinde e, bu gelişme nasıl bir e, tepkiyle karşılandı Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer ve diğer Müslümanlar Hazreti Ayşe e, kucağında vefat ettiği rivayet ediliyor. Evet. Nasıl e, bir tepkiyle hı hı. karşıladılar? E, i̇sterseniz vefat sahnesine ilişkin e, küçük birkaç detay var onları paylaşmış olalım ee, Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayete göre Allah Resulü vefat etmeden önce hafif bir sesle La ilahe illallah e, diyerek ruhu teslim etmek ne kadar da zor şeymiş e, ve son bir sesle de Merefik laa yani e, en yüce dosta, en muazzez dosta diye de e, işitilebilen son sözlerinin bu olduğunu e, Hazreti Ayşe validemiz çünkü o ana şahitlik ettiği için e, ondan gelen rivayetlerde son anını e, böyle görmüş oluyoruz. Ee, takvimlerde baktığımız zaman 13 review level yani genel kabul edilen görüş yani 8 Haziran 632'ye denk gelen 13 review level 11 hicri takvim itibariyle Pazartesi günü Allah Resulünün irtihali gerçekleşmiş oluyor. Tabi e, ölüm e, hak yani tabi e, bunu Allah Resulü söz konusu olunca e, kabullenmek de e, gelen rivayetlere baktığımızda e, çok zor olduğunu görüyoruz son anını şahitlik eden, biraz iyileştiğini gören sahabiler bu haberi duyduğunda irkildiğini görüyoruz. Kaynaklarımız bununla ilgili birkaç ismi zikrederler ve onların verdikleri tepki esasında Allah Resulüne olan ve Müslümanların ve sahabilerin bağlılığını ortaya koyması açısından da çok kıymetlidir. Bunlardan bir tanesi Hazreti Ömer'dir. Mugire bin Şube ile beraber haberi duyar duymaz Hazreti Ayşe validemizin odasına girerler, bakarlar ve gerçekten vefat ettiğini görür ve dışarı çıktığında Hazreti Ömer bunu kabullenemez. Ve bütün tepkisiyle peygamber vefat etmiş olamaz. Hatta Mugire bin Şube tepki gösterir. Ya içeri girdik, baktık ve vefat ettiğini görmedin mi demesine rağmen hayır. Çünkü o esnada münafıklar da başka bir propaganda peşindedir. Eğer gerçek bir peygamber olsaydı o ölmezdi. Hazreti Ömer'in sloganı da o olacaktır. Peygamber vefat etmemiştir. Bu münafıkların kökünü kazımadığı müddetçe de bu dünyadan ayrılmayacaktır. Ki Hazreti Ömer gibi birçok acıyı yaşamış, tatmış olan Hazreti Peygamber'in vefat ettiğini görmüş olmasına rağmen tepkisini böyle dile getirecek. Ee, Tabi ciddi bir kargaşa Hazreti Osman duyacak bakacak o da benzer bir tepkide bulunacak ta ki Hazreti Ebu Bekir duyacak alelacele gelecek e, bakacak ve e, ölümünde ne güzelmiş yani dünya hayatın çok güzeldi ölümünde çok güzel olmuş diyecek ve dışarı çıkıp Hazreti Ömer bir taraftan o tepkilerini e, çünkü ciddi bir kargaşa ortamı oluşabilecek bir e, hava oluşmuş. O sırada Hazreti Ebu Bekir ümmeti teskin etmeye çalışacak. Yanı başında Hazreti Ömer'i teskin etmeye çalışacak ama e, Hazreti Ömer bildiğimiz Hazreti Ömer heyecanlı. E, bir süre sonra e, Hazreti Ebu Bekir bakacak ki Hazreti Ömer hani dinlemiyor e, konuşmasını devam ettirecek. Ey insanlar e, şu andan itibaren bilesiniz ki Allah Resulü vefat etmiştir. Kim ona tapıyorsa... Kim e, onu hani bir ilah olarak kabul ediyorsa o ölmüştür. Allah'a tapanlar ise onun ölümsüz olduğunu unutmasınlar ve daha sonrasında e, kaynaklarımız tabi çok sayıda ayetten bahseder ama birkaç ayet okur. İşte bunlardan bir tanesi "Oma Muhammedun illa Rasul". Peygamber Efendimizin konumunu ortaya koyan yani e, Allah Resulü sadece bir peygamberdir. O ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O ölür veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Yine inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Elbette sen öleceksin onlar öleceksin. Küllü nefsin zayigatül mevt. Hazreti Ebu Bekir bunları okudukça Hazreti Ömer kendine gelmeye başlar. Ve sonrasında şunu diyecek. Sanki o ayetler ilk defa o anda nazil oldu zannettim. E, Tabi e, ümmetin çok acıyla imtihanı. E, kabullenmede gerçekten zorlandıkları bir e, sınav anı. E, Hazreti Ebu Bekir konuştukça, durumu anlattıkça ortam daha da sakinleşmeye başlayacak ve Allah Resulü'nün bu dünyadan ayrıldığını e, ümmette, sahabede kabullenmiş olacak. Hakikaten e, Allah Resulü'nün Müslümanlar arasında bulunması, onların arasında olması onlar açısından büyük bir nimetti. E, sorunlarını, karşılaştıkları problemleri, çözüyor, onlara istikamet gösteriyor, doğrularını ileriye taşıyor, yanlışlıklarını düzeltiyordu. Onu kaybetmek büyük bir kayıptı, büyük bir acıydı onlar için. Ee, Ummu Eymen'in ağladığını gören bir sahabi kendisini teselli etmeye çalıştığında ben Allah Resulü'nü, Resulü için ağlamıyorum sadece. O zaten olmasını istediği yerde Refiki Ağla'nın yani yanında, Allah'ın yanında Allah Allah'ın e, namütenahi nimetleriyle karşı karşıya kalacak. Ama ben ondan daha çok kendimiz için ağlıyorum. Çünkü gökyüzünden, semadan, Allah'tan gelen haber kesildi. E, bu mihmandarlık Müslümanlar açısından artık kendi çabalarıyla, ortaya koydukları gayretlerle e, devam edecektir. Değerli izleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde e, vefatı sürecini değerli arkadaşlarım Casım Avcı ve Mahmut Kelpetin ile konuştuk. Gelecek hafta aynı saatte birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.